Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Galatasaray kadrosundayız arkadaşlar ve bu kadroya en son 3 tane renkli kart futbolcuyu çıkarmıştık. Toplamda Galatasaray'dan 6 ismin renkli kartları var ve bu kadromuzda bir maça çıkalım istiyorum. Süper Lig'e özel etkinlik var. Burada maçımızı oynayalım. Hem online maça çıkalım bir de Galatasaray takımını seçelim. İleri dedik. Renkli kartlarımız kadroda olacaktır ama diğer normal kartları oyun değiştirebilir. Bazı futbolcular verildi. Oyun planı dedik. Renkli kartlarımıza Konami dokunmadı. Diğerlerini değiştirdi. Menajerimiz Okan Buruk takım oy tarzı düşük olduğu için kolektif gücümüzü biraz aşağı çekmekte. Yedeklerde bu isimler var. Ajetson Fernandes'i Edin Dzeko'yu da oyun yedekleri almış. Fakat biz onları oynatmayalım. Sadece Galatasaray futbolcularıyla oynayalım. Otomatik maç desteğini de kapalı olsun. Rakibimiz geldi. Galatasaray'ın rakibi Galatasaray oldu ama bizden daha güçlü. 2849 kolektif gücü var. Menajerinden dolayıdır. L. Roman Zeisler gibi menajer kullanıyor olabilir. 4-1-4-1 ile geliyor. Şimdi biz bir form durumuna baktık. Tamam, rakibi de bekletmeyelim. Hakim Ziyech. Pas istediğimiz gibi olmadı. Endombele. Bastık. Aldık. Icardi savunma arkasına doğru koşuyor başlattı. Nelson kurtarır mıyız, kurtardık. Icardi ile gidiyoruz. Icardi. Aha direkt. Orta. Hadi çıkmasın. Angelinho yetiş. Yetişemedi Angelinho. Ama Icardi'nin şutu gol olması lazımdı. Çok iyi bir açıdan vurduk. Sergio Oliveira. İyi çıktık. Bir daha pasımız. Endombele de gitti. Onu da görelim. Icardi. Aşağı tarafta Mertens. Mertens biraz geride kaldı. Şu dakikalarda bastırdık. Hadi pasımız geçti. Offside olmasın. Offside. Sasha Boy offside'e düştü. Hadi be, vururuz biz bence buna. Angelinho vurdu. Hakim Ziyech. Sol çaprazdan. Hakim Ziyech'in şutu top ağlarda. Çok iyi bir gol. Muslera'ya öyle bir geçti ki Hakim Ziyech. Çok sert vurdu. Yerden nasıl gitti ama o top öyle. Uzak köşeye. 1-0. Sol ayağıyla sol çaprazdan. Geçti. Şimdi bir daha Hakim Ziyech'e doğru, kurtaramadık. Sanchez. İlk yarının son anlarında bulduğumuz golle 1-0 önde kapattık. Rakip de hücum düzeyini normale indirdi. Ama biz 1'i aldık. Öyle kalsın. Baskılı oynamaya devam edelim. Şimdi ben uzun taç kullansam. Hadi dön. İyi döndü. Bakan bu. Çalımı nasıl? Oo, bayağı iyiymiş. Bir kafa. Zaha tamamladı ama gol bence Bakambu'ya yazar. Icardi'yi attık ortaya da iyi vuramadı. Biraz yukarıdan gitti. O da asist oldu. Sanki böyle geriye pas atar gibi. Ama Bakambu iyi geçti. Ben çift vuruşu var mı diye bir yoklayayım dedim. Orada rakibi çok etkili geçti. Oo, geçemedik. Kerem Aktürkoğlu. Torreira, hızlı çıkmamız lazım. Zaha'yı görelim. Ortayı görelim. Icardi'ye doğru. Icardi atarsın. Ya ama Icardi olmaz. Yani çok basmadım ben. Sanki biraz momentum mu yedik? Ne oldu? Abanmadım. Çok net bir pozisyon. Icardi'nin vuruşlarında oyun engelledi bizi gibi. Öyle bir şey oldu. Yani Icardi ile çok temiz gol vuruşları yaptık. Bakan bu. Baskımız. Torreira. Ceza sahası dışından şutu. İsabetsiz. Icardi'ye geçmedi. Ama aldık. Kerem Demirbay. Bakan bayandan at git. Bakan bu bayağı iyi gidiyormuş. Şimdi yerden pasımız Icardi'ye ulaşmadı. Sergio Oliveira. Zaha. Dudak uçuklatan şutumuz. Hakim Ziyech gibi bir gol gelebilir de as farklı Umut. Oyun yönü değiştirdi rakibimiz. Maçın artık son atağı. Maç bitti. Bayağı şut oldu. Icardi ile çok net pozisyonlar kaçtı. Maç sonu Icardi'ye gösterdi oyunu ama yani maçın adamı mı seçildi bilmiyorum. Asistleri o mu yaptı acaba? Ama Icardi'nin de çok net kaçırdığı pozisyonlar vardı. Sanki Konami biraz Icardi'yi bu maçta engelledi gibi. Oyuncu derecelerine baktığımızda yine Icardi 7 derece aldı. Hakim Ziyech 7,5. Zaha 7, oyuna sonradan girdi. Ama Hakim Ziyech'in golü bayağı iyiydi. Rakip de Nelson, Sanchez, Endombele, Icardi, Mertens birçok futbolcu 6 derece. Burada Icardi'nin şutunda bayağı bir gittik. Temiz bir ayak içi vurduk. Normalde gol olması lazımdı.
Falso vurduk bir de. Ayak içi falso. Topu döndüremedi Icardi. Sonrasında Hakim Ziyech'in golü. Ne pas ne orta. Doğrudan kaleyi görelim dedik. Etkili bir vuruş Hakim Ziyech'ten. Uzak köşeye. Muslera böyle kolunu falan uzatsaydı kurtarabilirdi ama uzattı da yetişemedim acaba. Çok etkili sert bir vuruş. Ama Muslera da kurtarması gerekiyordu. Burada Bakambu'yla bir çalım denedik. Bacakların arasından mı geçti o? Pas oldu adeta. Icardi'nin orada vuruş denemesi. Sahada tamamladı. Icardi'nin bir de kaçırdığı pozisyon vardı. Ben burada çok basmadım. Dümdüz kaleye vur dedim. Topun dibine girdi. Yani Koneme bize bugün Icardi ile gol attırmadı. Torreira ile de uzaktan denememiz. Sol ayağıyla atak tamamlanmış oldu. Kontra yemedik en azından. Bu galibiyetle birlikte 50 futbol parasını da kazanmış olduk. Galatasaray kadrosuyla uzun süre sonra maç oynadık. Renkli kartlarımızın sayısı şu an 6. İleride yine Şampiyonlar Ligi Player of the Week olur. Farklı yerlere Galatasaraylı futbolcular geldiğinde onları çıkarmaya çalışacağız. Ve kadroyu tamamen rengarenk futbolcularla oluşturmaya çalışacağız. Sizler de tuttuğunuz takımlarla alakalı, kurduğunuz kadrolarla alakalı yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.